Audio Jungle. Semih bize retail arbitraj, Türkiye'den Amerika'ya ürün gönderimi ve aslında hepsinden daha önemlisi Çin'den Türkiye'ye ürün getirip Türkiye'de satış konusunda destek oluyor. Aslında bizim operasyonun tamamen başında kendisi var. Selam Semih, hoş geldin. Senden biraz bağırmanı rica edeceğiz bugünlük. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk Yiğit. Aynen Yiğit'in anlattığı gibi işte operasyon tamamen işte İstanbul'dan ben yönetiyorum. Bizim getirdiğimiz ürünlerin satışını vesaire tamamen o bende. Ben sana şöyle bir aslında başlayayım Semih yavaş yavaş. Biliyorsun yani senin N11'e girişin, gitti gidiyor'a girişin bayağı oldu. Kaç sene olmuştu bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene geçmiştir belki de. Kısımlarda şu anda sen Türkiye'de ürün satışını, yani biliyorsun son zamanlarda biz Amazon'da sattığımız ürünleri de Türkiye'ye getirmeye başladık. Türkiye'de yani sattığımızdan zaten Bul bölümüne arkadaşlar girdiniz bugün. Daha doğrusu ön kayıt yapan arkadaşlara Bul bölümü açıldı. Bul bölümünde zaten birçok bizim sattığımız ürünü de göreceksiniz. Onlardan birçoğunu da Türkiye'ye getirip Türkiye'de satmaya başladık geçen seneler içinde. Ve aslında sadece Amerika pazarı değil, Türkiye pazarında da gayet kar marjı yüksek olarak satıyor. Gene bu operasyonun da başında Semih bulunuyor. Semih, istersen bir bahset N11'de gitti gidiyor da nasıl dönüşler alıyorsun? Bir de arkadaşlar enteresan bir şey, Semih yine bahsedecek ama Türk müşterisi Amerikan müşterisi kadar kötü yorum da yapmıyor. Yani biraz aslında avantajlı. Ben lafı Semih'e bırakayım. Semih biraz anlatsın nasıl işliyor sistem. İşte arkadaşlar ben yaklaşık ne kadar oldu? Bir 7-8 sene kadar öncesinde başladım ilk olarak online satışa. Kendi şirketimiz var bizim. Onu adapte ettim ilk olarak. Onunla beraber başladım. Ondan sonra tabii bu ilk partide başladık. Bu şeyle gitti gidiyorla birlikte başladık. Tabii bu çok başlangıçta tabii çok ilk olduğu için çok yani e-ticaretin oranı Türkiye'de oldukça düşüktü o zamanlar. Bu ikinci partiyle birlikte yani bu N11 hepsi burada ve bunun gibi sitelerle birlikte oldukça gelişti. Yani şu an pazardaki yani e-ticaretin payı da oldukça yüksek yani normal eski zamanlara göre. Ve potansiyel de var, sürekli artış gösteriyor. Yani şu an %8'lerde gibi de en son ama bunun %20'lere kadar yolu var. Yani sürekli artan bir trendde. Çünkü yani Türkiye büyük bir ülke ve hani çok ihtiyaçları var insanların ve bazı yerlerde istedikleri ürünlere ulaşamıyorlar ve ben ilk başladığım dönemlerde kargolar da bu kadar iyi çalışmıyordu. Fakat şu an kargolar da oldukça iyi çalışıyor. Türkiye'nin her yerine ürün yollayabiliyorsunuz. Yani atıyorum kendi sattığım ürünlerden bahsedeyim. Yani Hakkari'deki bir ordu yani bir komutanlığa bile ürün alıyorlar bizden. Hani o kadar geniş bir ağ var ki yani potansiyel müşteriniz var ki. Çünkü adamların yani bulma şansı yok değil mi? Aksi halde yani doğudan en yakın belki o ürünler için hani belki şehir merkezinde belki Diyarbakır'a yani büyük şehirlere gitmesi gerekecek. Belki orada bile bulamayacak istediği modelleri. Ama mesela kaç günde gönderiyorsunuz Semih satış olduğu zaman? Ya ortalama yani Güneydoğu'ya bile yaklaşık 4 günde gidiyor. En geç 4 günde gidiyor. Amazon Prime gibi aslında yani. Aynen ve şöyle bir güzelliği var. Hani dediğin çok doğru. Muhtemelen oradaki çarşıda vesaire oradaki ürün satan yerlerde bu ürünleri bulamıyorlar. Bulsalar bile inanılmaz fahiş fiyatları diyorlar. Fakat internette bir rekabet ortamı olduğu için hem uygun fiyat alıyor insanlar hem de ürüne ulaşabiliyor. Bu yüzden inanılmaz derecede bir artış var Türkiye'de online. Sen şu ana kadar kaç tane sipariş gerçekleştirdin Semih? Abi yani ikinci parti şeyde birlikte, yani ikinci partinin başlangıcıyla birlikte benim şu an ne kadar diyeyim size yaklaşık 10 bine yakın sipariş tamamladım ben. 10 bin ürün yolladım ve ulaştırdım, tamamlandı. Yani ödemesini aldım. Gerçi ben biliyorum ama sorayım da dükkanının başarı oranı kaç yüzde? Ya ben ortalama hep %100'de çalışıyorum genel olarak. Yani hiç düşmedi. Yani bir gün bile %99'a inmedim diyebilirim. Nasıl? Bunu yani Amazon için de bir senden tecrübeli bir satıcı olarak kendimiz bu taktikleri uygulayabilmek için yani sonuçta Amazon, N11 hepsi burada sahibinden öyle ya da böyle aynı olmasalar da birbiriyle benzer
platformlar. Bu %100'ü başarısını yakalamanın sendeki en büyük faktörü ne? Yani nasıl %100'e devam edebiliyorsun? Bu arada Yiğit Karacı sormuş. 8 yılda 10 binde. Hayır. Son 2,5 yılda 10 bin diyelim. Öncesi bu kadar şey değildi, parlak değildi. Son ikinci parti şeylerle birlikte oldu bu. 8 yılda, 2 yılda 10 bine yakın. 2 yılda 10 bin diyelim. Şöyle bizim bu %100'lük sürekli başarı şey yani puan mağaza puanlaması şöyle geliyor. Ya bir kere öncelikle yani ne sattığını bilmen gerekiyor. Yani bir böyle toplu halde onu da satayım, bunu da satayım, şunu da satayım demiyoruz. Bir alan üzerine yoğunlaşıyoruz. Yani ve sattığım ürünleri genel olarak stoğumda tutuyorum. Tutmasam bile yakınımda tutuyorum. Ve hemen tedarikini sağlıyorum. Müşterilerin sorduğu sorulara sürekli anında cevap veriyorum. Yani genel olarak bunlar çok büyük faktör oynuyor. Yani, esas odaklanmak gereken şey müşteri memnuniyeti, çabuk kargolama ve doğru ürün yollama. Bunların yanı sıra bir önemli faktör daha var. Ürünü iyi paketleme arkadaşlar. Yani müşteri çok bakıyor. Yani iyi paketlenmiş ürün çok iyi yorum getiriyor. Ve sizin mağaza puanınızı her zaman üste çıkartıyor. Şöyle onu söyleyebilirim en başta. Burada bir şey söyleyeyim arkadaşlar. 10 bin ürün, Semih'in sattığı ürünler öyle 3-5 TL'lik ürünler değil. O yüzden cirosal olarak baktığınız zaman yani marka ürünleri sattığı için Semih hep yüksek fiyatlı genelde ürünler satılıyor. Dolayısıyla marka ürünlerden yani aslında Türkiye'de retail adı bir arbitraj yapıyor diyebiliriz. Dolayısıyla 10 bin ürün Semih'in kategorisindeki ağır ve büyük ve pahalı ürünler için ciddi bir ciro oluşturan ürünler. Bunun için geniş bir ekip oluşuyor. Aslında bu sorudan önce Meral, kısaca ben bu bizim platformlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi N11 sahibinden ve gitti gidiyoru baz alacak olursak, 3 büyük aktörü baz alacak olursak, aslında piyasanın birincisi gitti gidiyordu senelerce. Biliyorsunuz eBay ile iştiraklik yani ortaklık kurdular. eBay tarafından satın alındılar. Devamında arkadaşlar N11 çıktı. Devamında da sahibinden büyük bir yatırım yaptı ve aslında sahibinden Amazon'a çok benzer bir sistem getirdi. Bu sistemin içinde hatta Amazon'un veri ekibinin başında bulunan İsmail Pars'tı sanırım ismi. İsmail Pars beyefendiyi aldılar, kendi ekiplerinin başına getirdiler. Hatta ben o zaman dedim ki İsmail Pars'a Türkiye'ye gelince, herhalde dedim Amazon Türkiye'ye gelecek ve sahibinden komu satın alacak. Ama gördük ki öyle bir şey olmadı. Yani ben bunların hepsinin planlı bir şey olduğunu düşünmüştüm. İsmail Pars'ın Türkiye'ye gelişi, sahibinden.com'un İsmail Pars'a alışı falan yani işte transfer yapılması. Sanki Amazon kendi sistemini oturtuyor gibi geliyordu bana. Çünkü sahibinin sistemi çok benziyor. Bu olmadı ama. Şu andaki trend de sahibinden.com aslında bayağı atak durumda. Yani Türkiye'deki pazarını büyütüyor. N11 ile kafa kafayalar şu anda. Belki biraz daha bile öne geçmiş olabilir. Sahibinden derken hepsi burada. Pardon, hepsi burada, hepsi burada. Çok affedersiniz arkadaşlar. Sahibinden değil, hepsi burada. Hep ikisini karıştırıyorum ben, affedersiniz. Sağ ol Semih. Şimdi arkadaşlar sorulardan devam edeyim. Meral'in sorusu demiştik. Geniş bir ekip gerekiyor mu Semih bunlar için diyorlar. Ya da eforun nasıl, öyle sorayım. Şöyle ya, aslında çok geniş bir ekip gerekmiyor açıkçası. Çünkü müşteriyle direkt temasınız olmadığı için güzel ve iyi bir ekiple, böyle çekirdek bir kadroyla hani satılan ürünlerin şeyine göre 2-3 kişiyle bile gayet güzel yapabilirsiniz. Hatta kendiniz tek başınıza bile yapabilirsiniz. Yani böyle çok büyük gözünüzü büyütecek bir ekibe falan gerek yok açıkçası bunun için. Bunun için arkadaşlarımız şirketiniz olması gerekli değil mi Semih? Vergi levhanız olması gerekli. Yani bireysel satış yapamıyorsunuz. Bireysel yani yapabiliyorsunuz ama şöyle şahıs firması kuruyorsunuz. Sadece yani genel bir firmanın olması gerekli, evet. Evet aynen, yani şahıs firmasıyla genel ve şahıs firmasıyla satış yapan bayağı bir mağaza var. Şahıs firması kurmak da zaten sen de biliyorsun yani oldukça kolay. Hani hiç gözünüzde büyütmenize gerek yok. 2 günde kurabilirsiniz şahıs firmanızı yani açıkçası. Şöyle bir soru var. Kar marjını nasıl diye. Bunu tabii ki yanıtlamak zorunda değilsin. Belki özel bir bilgi de olabilir. Hayır. Ya kar marjı açıkçası tamamen değişiyor ürününe göre. Bazı ürünlerde
%50'ye kadar çıkıyor. Bazı ürünlerde %5'e düşüyor. Bazı ürünlerde 3'e düşüyor. 20'ye çıkıyor. Yani tamamen açıkçası maliyetlerle alakalı bu. Hani hangi ürünü çok yani iyi fiyatta aldıysanız tamamen onunla alakalı. Ama tabii şöyle bir şey var. Bazı ürünlerde fazla rekabet oluyor. O ürünün kar marjı düşüyor. Birkaç tane satan oluyor. Onlarla beraber satıyorsunuz. O yüzden düşebiliyor. Ama tabii başka bir yerden başka bir üründen fazla kazanıyorsunuz. Sonuçta bunların hepsi bir dengeyi buluyor ve ortalama olarak hani bir şeyler kazanıyorsunuz yani ve tatmin de ediyor açıkçası, öyle söyleyebilirim. Ama net bir rakam veremiyorum. Hani ben işte N11'den şu güne kadar 7000 tane sipariş tamamladım 2,5 senede ama ortalama %10 kazandım diyemem açıkçası. Ama kazanıyorsunuz yani, görüyorsunuz kazandığınızı, öyle söyleyelim. Hangi ürünü satacağınızı neye göre belirliyorsunuz Semih Hocam demişler. Recep sormuş. Bakayım hangi ürünü satacağınızı neye göre belirliyorsunuz? Açıkçası kendim belirlediklerim de oluyor. Piyasadaki satılan ürünlere bakarak hani ya şu aslında satıyor. Ben de şunun şu markası var, bir de bunun şansını deneyeyim deyip girdiğim ürünler de var. Başka mesela diyelim, sallıyorum şu an, hepsi burada da çok satın ürünleri N11'e koyduğum ya da N11'den hepsi buraya koyduğum, aralarında hani o tip belirlediğim ürünler de var. Yani tamamen sizin inisiyatifinizde. Yani önce bir ürün gamını kendinize belirleyip onun içinde hedefler koyup ona göre ilerlemek en mantıklısı bence bunun için. Tabii burada arkadaşlar ben de bir şey yapayım. Semihlerin buradaki durumu biraz daha farklı. Semihler aslında uzun süredir, yani 3 jenerasyondur zaten tüccarlık yapıyorlar. Zaten köklü bir firmanın Semih başında. Dolayısıyla yani kaç senelik Semih sizin firma? 69'dan beri faaliyette. 69'dan yani. Beri faaliyette. Yani Hakkı dayı zamanından beri, Semih'in babasının babası rahmetli. O zamandan beri faaliyette olan bir firma. Ve o zamandan beri tedarikçilerle anlaşmaları var aslında. Yani Semih zaten aslında kendi ürün gamını belirliyor. Zaten... ürün gamını sormuşlar seni. İstersen onu da yanıtla. Yani hangi tarz ürünleri satma dair? Benim ürün gamım tamamen el aletleri. Hani bu tornavida, pense vesaire, matkap gibi gördüğünüz ya da iş güvenliği ekipmanları. Tamamen hırdavat ve el aletleri bölümünde uzmanlaşmış durumdayız. Tamamen onun satışını yapıyoruz diyebilirim. Ama tabii şu an yani Yiğit'le beraber hani araştırmalarımızla beraber, özellikle Amazon'da satmaya başladığımızla beraber şeylere de başladık. İşte kendi orada sattığımız ürünleri de buraya adapte etmeye başladık. O da oldukça başarılı yani. Hele siz zaten şu an yani Amazon'da ürün satmak için bu kursu aldınız. Orada ürün araştırıyorsunuz. Yani orada araştırdığınız ürünler, yani şöyle söyleyeyim, Amerika pazarı her zaman Türkiye'den iki adım önde. Yani orada bulduğunuz satan ürünlerin burada satma gibi bir şansı çok az diyebilirim ben size. Yani eğer orada bir tedarikçiyle anlaştıysanız, orada ürünü belirlediyseniz o ürünleri mutlaka buraya da adapte edin derim ben size. Çünkü Amerika pazarı her zaman Türkiye'nin iki adım önünde, yani bu açık ve net. Ya yani biz mesela ilk yaptığımız denemelerde arkadaşlar, şimdi artık bu bölümünde zaten bunları görüyorsunuz. Bu Çinlilerin çok sattığı kulaklıklar var ya, onlardan Türkiye'ye getirip onlardan satmıştık ve yüksek kar marjlarıyla hani bunu koymuştuk. Türkiye'de tabii şu anda dolar çok büyüdüğü için kar marjı o kadar yüksek değil de doların 3 olduğu zamanlarda, 3.30 olduğu zamanlarda o ürünler 120 TL'den 130 TL'den satılıyordu. Ve o zamanlar ciddi bir kar marjı bırakıyordu. Çünkü ürünlerin kendisini alıyordunuz 7.5-8 dolara, kargo dahil, işte gümrüklemesiyle beraber 10 dolar gibi maliyeti oluyordu. Ama şimdi tabii doların bu artışıyla işler değişti fakat hala karlı. Yani dediğim gibi Amerika'da satan ürünler, mesela benim bu bahsettiğim wireless charger örnekleri, onlar bir gün Türkiye'de de satacak. Yani ben bence satacak. Yani onlar da mesela denenebilecek ürünlerden. Fatih sormuş. N11 gitti gidiyor sahibinden gibi sitelerde Amazon'daki en iyi satanların ilk sayfaya gelmesi gibi bir mantık var mı? Fatih, ranking'i söylüyorsun aslında. Evet var ama Amazon'daki kadar iyi işlemiyor. Yani sen sadece indekslendiğin zaman ufak bir sana başlık alanı veriyor. Oradan indeksleniyorsun. Özellikle N11'de geri kalanını reklama ve satış adetine bağlı. Yani tam böyle Amazon'daki gibi değil. Semih buna daha detaylı bir cevap verir zaten. Vereyim. Ya bunda esas hani Türkiye'deki mantık esasen mağaza puanı çok önemli. Özellikle N11'de mağaza puanı ne kadar yüksekse o kadar üst sayfalarda oluyorsunuz. Ya ve açıkçası tüketicisi birazcık da şöyle, inanılmaz derecede fiyat takip ediyorlar. Aslında güzel bir şey. Bir yandan sizin avantajınıza, bir yandan dezavantajınıza. Ama mesela 2 kuruş bile
anlık kırmalarda bile müşterisi tercih edebiliyor Türkiye'ye. Bu da aklınızın bir ucunda olsun her zaman. Evet, yani Repricer gibi sürekli Semih her gün herhalde birkaç kere fiyatları güncelliyorsun değil mi? Yani sürekli takip ediyorum, evet. Devamlı takip ediyorum. Hamit sormuş galiba, ithalat mı yapıyorsunuz, toptan mı, perakende satış mı? Hamit, bizde ikisi de var. Hem ithalat yapıyoruz hem toptan alıp perakende satış yapıyoruz. Yani her ikisi de var bizim şeyde, iş yerimizde. İkisini de öneririm yani. İkisi de gayet güzel yani Türkiye online pazarında. Yiğit demiş, platform yani algoritma aynı mı? İşte demin Semih'in söylediği gibi. Tam arkadaşlar Amazon gibi değil. Yine bir indeksleme mantığı var. Ama çok daha yani bebek adımlarını atıyor şu anda. Şöyle yapacağız zaten arkadaşlar. Semih'le olan bölümlerde biraz da sizden gelen tepkilere göre ya Türkiye'de bunun satışın biraz daha içine gireceğiz ya da Türkiye'den Amerika'da göndermenin içine gireceğiz. Yani bunları bölüm bölüm işleyeceğiz. Eğer artık bakalım hangisi daha çok ilginizi çekerse ona göre yöneliriz. Orada daha detaylı olarak zaten sorularınızı cevaplarız. Bahadır sormuş, operasyonun işleyişini anlatır mısınız diye. Aslında operasyonun işleyişi hemen hemen Amazon'daki merchant satışla daha iyi. Pardon, da aynı. Yine Semih'e bırakayım. Semih, yani operasyon işleyişinden kastın sanırım Bahadır. Ürün geldiği zaman müşteriye ulaştırılana kadar olan süreç diye anlıyorum. İstersen Semih'e soralım nasıl oluşuyor? Yani sipariş nasıl düşüyor? Sen nasıl onaylıyorsun? Nasıl gönderiyorsun gibi? Ya şöyle iki tane. Ya esas olarak işte şu an çok popüler olan N11 ve hepsi burada var. N11'de bir ekranınız var. Siparişi ulaşıyor. Onayla ve reddet butonu var. Elinizde varsa onaylıyorsunuz, yoksa reddediyorsunuz. Fakat reddetmek ben kesinlikle önermiyorum. Reddetmek en çok puan düşüren şey N11 için. Yani kesinlikle bence yapmayın. Elinizde yoksa bile yine onaylayın. Daha sonra orada müşterinin N11'si numarasını veriyor müşteri. Müşteriyi arayıp ürünün elinizde olmadığını bildirebilirsiniz. Rica etsem iptal edebilir misiniz dersiniz. Bunlar sizin puanınızı her zaman korur. Ya da piyasadan arayabilirsin belki. Efendim? Piyasadan arayabilirsin aynı ürünü, yoksa da yani bulmak için. Aynen. O da bir şey. Aynen. O da yapılabilecek bir şey. Başka satan firmalardan nakit parayla alıp tedarik edebilirsiniz. Hani puanı düşürmemek adına arayıp iptal edebiliriz. Hepsi burada da bu yok. Hepsi burada da yine sipariş iptal edebiliyorsunuz. Fakat biraz daha şey, onu müşteri ilişkilerine talep oluşturuyorsunuz. O şekilde iptal oluyor. Bunun dışında işte sipariş geliyor, onaylıyorsunuz. Müşterinin detayları geliyor size. İşte isim, soy isim, TC kim numarası vesaire. Bunları faturalandırıyorsunuz. Ondan sonra kargo takip kişi template'i var, yani bir tane o müşterinin bilgileri yazan bir kağıt var. O kağıdı yazıcıdan bastırıp faturaya verip direkt olarak kargoya teslim ediyorsunuz. Bunun üstünde bir tane kargo takip numarası oluyor. Bunu sisteme giriyor hangi kargoya versin. Bu girdiği anda otomatik olarak sisteme düşmüş oluyor. Ve teslim olduğunda da otomatik olarak teslim düşüyor. Ya basit bir sistem. Hani aslında zaten anlattığı şey birebir arkadaşları da, ya da yakından tanıması lazım. Çünkü Amazon'un sistemiyle hemen hemen aynı. Aslında aynı. Merchant satışıyla hemen hemen hiçbir fark yok. Evet. Yani zaten arkadaşlar bunlar dünya üzerindeki tüm platformlarda 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde ilerleyen şeyler. Cihan sormuş, basit usulde vergi mükellefine sahip kişiler satış yapabilir mi? Yani bunu Cihan muhasebeciyle konuşman lazım. Benim bildiğim kadarıyla N11'de satış yapman için en az şahıs şirketin olması gerekiyor. Ama yani detayı nedir ne değildir, dediğim gibi muhasebeciye sormak lazım. Ürünleri Çin'den mi alıyorsunuz demiş Burç. Hem Çin'den alınan ürünler var. Avrupa'dan Semih'in ciddi bağlantıları var. Yine istersen Semih'e bırakayım topu. Şöyle, Çin'den de aldığımız ürünler var. Evet, Avrupa'dan da getirdiklerimiz var. Burada distribütör firmalarla benim anlaşmalarım var. Onlardan alıp sattığım ürünler var. Ama hepsi olabilir. Yani mesela şöyle, Çin'den ürün getirmek ya zor, nasıl olur falan demeyin. Çünkü artık Türkiye'de ithalat çok kolay. Hani rahatça getirebilirsiniz. Sadece basit bir gümrükçüyle anlaşıp ona soruyorsunuz. İşte bakın, tamamen AFA'yı konuşuyorum. İşte wireless charger getireceğim ya da kulaklık getireceğim. Bunun ithalatında bir sorun var mı diye sorarsınız. Onlar zaten mevzuata bakıyorlar. Sorun yoksa getiriyorlar. Yani söylüyorsa getirebilirsiniz diyorsun. Direkt belirli bir onların vergi şeyleri var. Hesaplıyorsunuz maliyetini, getiriyorsunuz. Oldukça kolay yani. Hani bunlar gözünüzde büyümesin kesinlikle. Çok rahat bir şekilde yapılabilir günümüzde. Thank you.